Geçmiş olsun Humus, sonunda iyileştin. Humus, geçmiş olsun. Artık istediğin gibi yemeğini yiyebilirsin Humus ama abartmaya hiç gerek yok. Humus, abartır, abartır. Necmi'ye bakar mısın? O da ayağa kalkıp koşmaya başladı bile. Sonunda herkes kendine geldi. Evet baba. Humus da tamamen iyileşti. Humus! Tamamen! Sizinle vakit geçirmeyi çok isterdim. Fakat polis müdürünün bana önemli bir şey için ihtiyacı var. Allah yardımcın olsun baba. Akşam yemeğine seni bekleyeceğim. Geç kalma. İnşallah. Sayın Kadı Hazretleri, size bahsettiğim tehlikeli casusu yakaladım efendim. Harika. Suçunu itiraf etti mi peki? Kimahayhe ayay mahrad. Arapça konuşamıyor mu? Hayır efendim. Casusluk yaptığı ülkede konuşulan dili bilmediği halde nasıl casusluk yapabilir bu adam? Belki Arapça biliyor fakat bunu inkar ediyor efendim. Hey sen, adın ne bakalım? İmalay mihe, karatanay bahay. Efendim, bir süre Hindistan'da yaşadım. Adam onu tutuklamamızın nedeninin ne olduğunu bilmediğini söylüyor. Kendisi burada misafirmiş. Onda sen ne gördün polis müdürü? Onu suçlamana neden olan şey nedir peki? Sürekli etrafına bakıyor, gitti. Her yeri dikkatle inceliyordu efendim. Ben de yakalayıp getirdim. Yabancı bir ülkeye giden her ziyaretçi bunu yapar. Bu casusluk yaptığının bir kanıtı olamaz. Beni bağışlayın Kadı Efendi. Niyetim hemen casusu tutuklayıp ülkemizi ondan kurtarmaktı. Zarzur yanlış anlaşılmadan dolayı ondan özür dilediğimizi söyle. Hadi ikindi namazına yetişelim. Zavallı adam görmüyor. Ve üstelik ayakta da duramıyor. Bu zavallı adamın haline çok üzüldüm. Ona biraz para vereceğim. Allah senden razı olsun oğlum. Bir şey dikkatini çekmedi mi? Evet efendim, hava çok soğuk. Dilenci adam da senin dikkatini çeken bir şey olmadı mı demek istiyorum? Hayır olmadı. Ne demek istiyorsunuz anlamadım. Sana Allah senden razı olsun oğlum dedi. Ondan küçük olduğunu nereden bildi peki? Şüphesiz zeki bir adam. Gözleri görmüyor ama kalbiyle görüyor, öyle değil mi efendim? Dikkatlice bakınca ayak tabanlarının son derece temiz olduğunu fark ettim. Yalın ayak yürüdüğünü işaret eden bir şey yok. Baksana şuna. Yani casusun o olduğunu mu ima ediyorsunuz? Nereye gitti bu? Benim şüphelendiğimi fark etti ve bizi tanıdı. O zaman adam hasta falan değil. O tam aradığımız kişi olmalı. Beni iyi dinle. En iyisi gerçekleri itiraf etmek. Ben bir ülkenin ordusunda çalışıyorum ve Arapçayı çok iyi biliyorum. İşte bu yüzden bana komutanlarım da o görevi verdi. Neden mescidin önünde durmayı seçtin? Çünkü mescit Arap toplumunun kalbidir. Toplumun güçlü olup olmadığına dair kanıttır. Güzel. Peki bundan çıkardığınız şey nedir? Eğer mescide gelenlerin çoğu yaşlıysa bu sizin zayıf olduğunuzun bir kanıtıdır efendim. Benim gördüğüm budur. Onu derhal hapse at ve onu çok iyi bir şekilde muhafaza et. Emredersiniz efendim. Ama önce ona verdiğim parayı geri verecek. Hadi bakalım. Uzun ve yorucu bir gündü. Sana başarı diledim babacığım. Allah'ın dualarını kabul buyurdu yavrum.
O zaman hikayeye devam edelim. Tabii ki devam edelim. Bunu hak ediyorsun. Biz Kraliçe Belkıs'ın Hazreti Süleyman'la savaşa girmemek için ona değerli hediye göndermeye karar verdiği yerde kalmıştık babacığım. Belkıs'ın elçileri Hazreti Süleyman'ın memleketine ulaştı. Şuraya bak ablam. Şimdiye kadar bu kadar geniş bahçeler hiç görmedim. Meyveler kendiliğinden sepetlerin içine düşüyor. Şaşılacak şey. Peki bu nasıl oluyor? Rüzgara bu yönde ve bu saatte esmesini emreden nedir sence? Yollardaki havuzlara ve heykellere bakın. Her şey buranın kralına getirdiğimiz hediyeden çok daha güzel ve daha değerli. Kraliçem, bir şeyler yemeyecek misiniz? Aç değilim ben Sabiha. Ama sabahtan beri hiçbir şey yemediniz efendim. Kafanızı meşgul eden bir şey mi var? Sonucu beklemek tabii. Hangi yolda yürüyeceğimi bilmek için Kral Süleyman'ın cevabını bir an önce öğrenmeliyim. Yüce Kralım Süleyman, buyurunuz. Bu Sabah Kraliçesi Belkıs'ın bir hediyesidir efendim. Hazreti Süleyman onlara beni parayla mı kandırmayı düşünüyorsunuz dedi. Böyle bir şey yapmaya çalışmıyoruz efendim. Kraliçem size Sabah'da mücevher sanatı ve sanayinin ne kadar geliştiğini göstermek istedi. Hazreti Süleyman onlara, Allah bana sizinkinden daha büyük bir servet ve mülk verdi. Memleketinize dönün ve sizi yöneten kişiye askerlerle geleceğimizi ve sizi orada rezil edeceğimizi söyleyin dedi. Düşünüyorum da kraliçemin Kral Süleyman'ın yanına gitmesi onun hayatını tehlikeye atmaz mı? Yanılıyorsunuz başkomutanım, tam aksi. Kral Süleyman bize iyi davranmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Keşke kraliçem onu korumam için onunla birlikte gitmeme izin verse. Sen memleketi korumaya ada kendini Namık. Tahtı çok iyi korumaya özen göstermelisin. Siz hiç merak etmeyin kraliçem. Bir ordu bile onu yerinden hareket ettiremeyecektir. Yolunuz açık olsun efendim. Hazreti Süleyman, Allah'ın kendisine bahşettiği ilmi ve serveti misafirine göstermek için onu karşılamaya hazırlanıyordu. Belki bu sayede güneşe tapmaktan vazgeçer ve Allah'a inanmaya başlar diye düşünüyorum. Efendim, heykellere bakın. Gerçekmiş gibi duruyor. Meyveler ve balıklar da öyle. İşte geldik. Girin efendim. Bu nedir böyle? Gözlerime inanamıyorum. Hazreti Süleyman ona tahtın bu mu dedi? Ona çok benziyor. Fakat Sebe'den buraya nasıl geldi? Onu kim taşıdı? Hazreti Süleyman ona, ilim bizde de gelişmiştir. Bizi senden ayıran şey bizim Allah'a inanmamız.
İlerlememizi sağlayan, bizi bu seviyeye getiren inancımız, ona iman etmemizdir dedi. Efendim şimdi nereye gidiyoruz? Bilge Kral Süleyman bana dinlenmem için bir köşk inşa ettirmiş. Ne kadar iyi ve yüce bir kralmış. Hazreti Süleyman onu çağırdı ve köşke girmesini istedi. Bu da ne? Bu deniz. Hazreti Süleyman kadına bakmadı. Ona nadir bir şeffaf camın üstünde durduğunu, ona bakanlara sanki bir denizmiş gibi geldiğini söyledi. Şikayet etmiş gibi olmayayım ama uzun zamandır kendime zulmediyormuşum. Güneşe tapıyordum ben. Beni yaradandan başka hiç kimseye secde etmeyeceğim bundan sonra. Allah'ın peygamberi Süleyman'la birlikte Allah'a iman ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'at qila hakaza arshuk qalat ka'annahu huwa وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Hazreti Süleyman savaşa girse onu kolayca yenebilirdi. Ama ben neden Belkıs'ın tahtını oraya getirttiğini hiç anlayamadım baba. Peygamberler hiç kimseyi Allah'a inanmaya zorlamaz kızım. Aksine onlara hayır yolunu gösterirler evladım. Evet. Şimdi anladım baba. Kraliçe Belkıs güçlü ve çok bilgili biriydi. Hazreti Süleyman ona daha büyük bir güç göstermek istedi. Doğru anlamış mıyım? Aferin güzel kızım. Ayrıca Belkıs'ın Müslüman olması kan akıtmaya gerek kalmadan onun kavminin Hazreti Süleyman'a tabi olmasını sağladı. Çok geç kaldık babacığım. Şimdi sana iyi geceler. Sana da iyi geceler güzel kızım.